Arkadaşlar şimdi size After Effects'i göstereceğim. Tabii ki burada efektleri ve diğer rotoblaş maske gibi şeyleri göstermeyeceğim. Temel anlamıyla göstermeye çalışacağım önemli şeyleri. Örnek bu gördüğünüz yerler, Project, FX Control, ne bileyim Audi. Bunları yanlış kapatırsanız Window Workspace buradan alt panel derseniz hepsi geri gelir. Onun dışında Edit'ten geliyorsunuz arkadaşlar. Preferences buradan Media Sketch. Burada iki tane önemli yer var. Açılsın. Evet, burada change boyutunu ayarlamanız lazım. Örnek ben change 60 GB yaptım ve D diskte bir tane cursor açıp oraya verdim. Bu önemli. Bunu yapmanız lazım. 90 da yapabilirsiniz. Onun dışında burada memory var. Memory. Ben 4 GB diğer uygulamalara verdim. 12 GB After Effects kullansın dedim. Bunu da yapmanız lazım. Onun dışında saatlik yaparsanız proje yerine comp işte nev comp açıyoruz yeni bir tane. Şimdi onu telaffuz edemedim. Buradan video boyutu shortslarda 1080-1440 yapıyoruz. Edit'ten sonra 1920'ye çeviriyoruz aşağıyı. Yani siyahlık ekliyoruz aşağı yukarı. Bu önemli değil. Bu videonun süresi sonradan da uzatabiliyorsunuz. Önemli değil ama advanced kısmını kesinlikle böyle yapalım. Blur ve şey için. Editleri daha güzel gözükmesi için aynı ayarlayın. Okey diyorsunuz, açtınız. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bir tane video atalım örnek. Burada sadece comp yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar film rate bu. Film blending olarak geçiyor. Yani iki kere tıklarsanız blending. Az önce blur ayarları yaptık ya. O blur bu. 3D falan var. Ona çok girmeyelim. Tamam. Kısa yollar var arkadaşlar. Kısa yollardan önce böyle açabiliyorsunuz yani şöyle. Ama kısa yolları da var. C-Scale. U derseniz keyframeleri açıyor. R-Rotation. Yalnız yine. P var. Pozisyon. Sağ sol. Yukarı aşağı. CTRL-Z'li geri alıyoruz biliyorsunuz zaten. CTRL-Shift-C yaparsanız kompozisyon ayarlarına giriyor. Leave seçerseniz videonun şu eski boyutun tamamını seçer. Move All yaparsanız şu an videonuzda gözüken yeri alır. Biz genelde bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz her şeyi yaptık örnek. Editimizi bitirdik. Render nasıl olur oraya geçelim. Render alacağınız anda böyle seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi küçülttüm. Büyütebiliyorsunuz. Ctrl Shift D ile kesiyorsunuz arkadaşlar. Sonra Delete ile sildim. Ben burayı render alacağım dedik. Bunları nasıl render alınır? Alanı seçtim. Sonra bu seçilirken videoya tıklıyorsunuz şöyle. Composition Enter Render Wave. Ben render'ı direkt alıyorum. Hiç oynamadım. Şöyle render tuşuna tıklıyorum ama siz diyeceğiniz abi özel ayar yok mu? Var. Quick Time yapıyorsunuz arkadaşlar buraya. RGB olanı RGB artı alfa yapmamız lazım. Şu an yapamıyoruz çünkü buradan seçmemiz lazım. Burada hangisiydi? Bakayım bir. ...444 olması lazım. Bakayım. Evet. RGB alfa tuşumuz açıldı. Bu işte aslında ne yarıyor söyleyeyim derseniz video MQ overlay videolar oluyor bazen. Siyahlık olmaması gerekiyor bu. Onu transparan yapmaya yarıyor. Yani tam anlamıyla görev o. Transparan yapıyor yani. Başka bir ayar yok burada. Yani daha detaylı şeyler var tabii ki. Örnek buradan animation seçersiniz. Animation'ın kendi ayarları var. Ama ben kullanmıyorum. Uğraşmanıza gerek yok. Yani Quick Time alabilirsiniz direkt. Hiç oynamayın bunlarla. Burayı kurcalamayın. Render'ımızı normal bir şekilde alsanız daha güzel oluyor sizin için. Alıyorsunuz. Nasıl render alabileceğimizi gösterdiğimize göre artık nasıl 4K yapabiliriz onu göstereceğim sizlere. Videomuzu 4K yapmak için ilk After Effects değil, Topaz Video AI'yi kullanacağız. Hemen açılsın. Render almayı öğrendik, kompresyon açmayı öğrendik. Şimdi nasıl 4K yapacağız onu öğrenmemiz lazım. Yine aynı şekilde burada bir sürü var görüyorsunuz video. Önemli değil. Bir tanesini atalım. Burada da kesip biçebiliyorsunuz. Trim yapıp. Örnek ben nereyi istiyorum?
Burayı istiyorum. Tabii biz biraz daha kısa tutarsak sizi bekletmek istemiyorum vendor işleriyle. Şimdi ben buraya tam burayı kullanırız. Ayar diyeceksiniz. Abi ben burayı açtım. Ne lazım bana? Sürüm buymuş gördüğünüz gibi. 2.6.4 indirebilirsiniz. Şimdi ilk olarak buraya gelip 2x yapıyorsunuz. Başka uygulamalarda göstereceğim. Frame bu ayar aralara frame ekliyor. Yani video akıcı yapmaya çalışıyor. Apollo kullanmıyorum ben. Çünkü Face kullanıyorum. Onu söyleyeyim. İşte ama her videoda açamazsınız yani. Önemli. Örnek ben şimdi açmayacağım videoda. Zaten bu video akıcı bir video. Gerek yok. Grain videoya küçük noktalar ekler. Arkadaşlar açabilirsiniz. Yani küçük noktalar ekliyor yüze ve her yere işte. Sonra buradan manuel diyorsunuz. Buraya bir ayar yeri geliyor. Bu ayarlar işte kendiniz yapacaksınız. Veya başkalarının ayarlarını kullanacaksınız arkadaşlar. Basit bir ayar vermem gerekirse işte 90, 60, 30 şarpın keskinlik. Diğerlerini de oluyor. 15 var yapabilirsiniz. Bakın noise da 70'ti galiba. Ayar olarak böyle yapabilirsiniz. Örnek diyorum arkadaşlar. Bakın ayarları kendiniz bulacaksınız. Örnek ben böyle yaparsam export dersem ayarlar bu şekildeyken bakalım şimdi farkı ne olacak. Sonrasında After Effects'e gideceğiz tabii ki. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi şu an bakıyoruz. Netleştirme var tabii ki. Şöyle biraz videonun süresi kısa olduğu için tam göremedik. Evet. Şimdi videomuz şunun yanına gelmesi lazım. Şöyle yazalım onu. UEFA yazalım şuraya. Tabii ki burada. Şuraya atalım. Ve videomuz şu anda şöyle skaleyi buradan quarter full half turn yani burası kaliteyi izlemeniz bakımından ben full'e çektim şu an. Gördüğünüz gibi şu anda kaliteniz bu çeşit. Böyle gözüküyor. Kompozisyon yapmayı öğrenmiştik. Şimdi burada artık CC ekleyeceksiniz. Ben kendi CC'mi ekleyeceğim. CC'ler de yine aynı şekilde. Benim Discord sunucuda bazıları var. Bazıları premium. Milletten alabilirsiniz. Başkalarından alabilirsiniz. CC'mizi de ekleyince gördüğünüz gibi kalitemiz hazır haline geliyor. Gördüğünüz gibi. Yani 4K böyle yapılıyor. Şimdi ama az önceki dediğimiz gibi render alacağız. Compression and to render key. Buna eskisini sildim. Buradan render'ı aldıktan sonra ne yapacağız? Dosyamızı küçülteceğiz. Arkadaşlar şimdi size Wondershare Unicommentator'dan bahsedeceğim. Videomuzun sponsorudur kendisi. Ve özellikleri denedim. Gerçekçi bir şekilde sunacağım sizlere. Çoğu yapay zeka özellikleri var. Yani o olan siteler var ya. Çoğunu eklemişler oraya. Şimdi en önemli göze çarpan olaylardan bahsediyorum. AI Video Insertion yerine eğer bir video atarsanız göreceksiniz ki karşınızda 3 tane seçenek çıkıyor. Video büyütücü, yapay zeka ile General Discover böyle noktaları siliyor gibi test ettim. Ama burada çok önemli FPS yükseltme ayarı var. Bu gerçekten diğer uygulamaya göre üst düzey çalışıyor. Bunu rahatça söyleyebilirim. Şu an ekranda 2 tane video koyacağım. Biri soldaki normal hali, sağdaki FPS yükseltilmiş hali. Arasında baya bir fark var. Onun dışında konverter var. İstediğiniz bir dosya türünü diğer bir dosya türüne çevirebiliyorsunuz. Yani MP4 atıyorsunuz, MP3 alıyorsunuz. Veya MKV'yi çeviriyorsunuz. Her şey yarıyor. Test ettim. Diğer bir şaşırtıcı özellik ise benim Dolander kısmı. Ben buraya Instagram linki attım az önce. İstediğim bir videoyu. Ve anında indirdi. Ve kalite düşmedi. Şöyle kullanıyor arkadaşlar. YouTube'da atabilirsiniz. Herhangi bir
platform. Zaten çoğu platform destekliyor. Gördüğünüz gibi indiriyor hemen. Şöyle durduralım. Biz devam edelim. Kompresör kısmı önemli. Yine burası ne işe yarıyor derseniz videonuzu arkadaşlar küçültmeye yarıyor. Örnek bir komp videosu attım buraya. Bana yaklaşık olarak %70 kalitede ne kadar gigabyte çıkartacağını gösteriyor. Handbrake diğer encoder gibi bir uygulama. Zaten encoder uygulaması. Buradan da çıkışını da ayarlayabiliyorsunuz. Tabi diğer ayarları da var. Frame ayarı var. Gördüğünüz gibi. Burada da yine aynı şekilde FPS'i önleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. H264 genelde biz onu kullanıyoruz. Ama auto kalması daha iyi. Zaten MP4'te çoğunlukla öyle yapıyor. Onun dışında video çekim özelliği var. TopCut gibi editör kısmı var. Videoları düzenleyebiliyorsun. Yani basit yazı ekliyorsunuz. Kesim için yapıyorsunuz. Seslendirme kısmımız var. Yazıları seslendiriyor arkadaşlar. Vokal removal var. Vokal removal önemli. Biz ne yapıyoruz? Şarkılardaki sesleri ayırıyoruz. O işimize yazıyor. Watermark silici var. Ne bileyim belki ben 2-3 kere kullanmıştım. Bu uygulama değil ama başka bir yapay zekada. Bazen kaldırmanız gerekebiliyor. Edit çalmak anlamında değil. Başka sebeplerden dolayı. Onun dışında Mortus var arkadaşlar. Buradaki diğer özellikleri de buraya koymuşlar. Watermark editor, background remover, voice changer, vocal remover yani orada olmayanlar da bu kısımda. Uni Converter için daha fazla bilgi açıklama kısmında. Şimdi diğer uygulamada boyut küçültelim. Videoları küçültmek için 3 tane uygulama var bildiğim. İşte biri az önce gösterdiğim Uni Converter. Onun dışında menü yönküdür şu an göstereceğim. Ve Handbrake var. Handbrake bilmediğim için onu es geçiyorum. Evet, encoder açıldı arkadaşlar. Şimdi burada render aldığımız videoyu buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra direkt böyle aynı render alabilirsiniz veya benim birkaç ayar var onları göstereyim. Mobile device yapıyorum. Ama şimdi bu shorts videosu olduğu için yoksa farklı yapıyorum. Buradan 1800-1400'lük bunu yazarken abi benimki değişiyor ne değişiyor demeyin. Şunu kapalı tutun o zaman. Buna basabilirsiniz isterseniz. Maksimum oluşturma. Bu kadar. Diğerlerini kurcalayın. Ya yani çok ayar var arkadaşlar. Çok kurcalamayın. Bir işe yaradığını söyleyemem. Yani. Render'ımızı aldı ve geldi. Megabyte düşüyor. Gördüğünüz gibi. Videomuz bu halde şu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne yapmış olduk bu videoda? Videomuzu 4K hale getirmiş olduk. After Effects'e bazı basit şeyleri öğrendik. Yani genel olarak bilmeniz gereken, ilk başta bilmeniz gereken şeyleri öğrendik. Render aldık ve videomuzu hazır hale getirdik. Olay bu kadar. En son olarak şunu da göstereyim. Abi benim videom en son nasıl render alayım? Böyle yaparsanız aşağıda yukarı sağ tıklayıp kompile gelip 1440 yerine 1920 yapın arkadaşlar. Videonuzu en son render alırken böyle alın. Ama en son alırken yani her şey bittikten sonra. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.